Merhabalar abi. Merhabalar, hoş geldin. Bizim misafir olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, şeref verdiniz. Abi kendinizi bir kısaca tanıtabilir misiniz? İsmim Ahmet Burak Kabaklı, 1982 İstanbul doğumluyum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Siyaset araştırmacısıyım. Aynı zamanda aktivist olduğumuzu söylerler. Bu mekanı babadan devraldık. Mekan bir kültür abidesi konumundadır burada. Türkistan Aşevi'ni devam ettiriyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. Mekanımız 1993 senesinde aslında şu an içinde bulunduğumuz yerin tam karşısında bir konak olarak, İsa Yusuf Alptekin konağı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Daha sonrasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle, katkılarıyla şu an üzerinde bulunduğumuz mekanı, yani İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı bünyemize kattık. Yani Çin Devlet Başkanı Sultanahmet'i ziyarete geldi. Sultanahmet'i ziyarete geldiği o periyotta bizden istenen tek şey şuydu hükümet tarafından. Sadece ve sadece parkın kuzey kısmında bulunan Doğu Türkistan Şehitleri Abidesi'nin üzerine bir örtü örtmemizdi. Ve rahmetli babam Servet Kabaklı bunu kabul etmedi. Mümkün değil dedi böyle bir şey. Yani eğer biz böyle bir şey yaparsak kendi davamızdan taviz vermiş oluruz. Soydaşlarımıza ihanet etmiş oluruz dedi. Ve bunun üzerine Çin Devlet Başkanı meydanın bu tarafına geçmeden çekti gitti. 27 yıldır buradayız. Çinli turist ağırlamıyoruz burada. Yani Çinli misafiri kabul edemiyoruz. Çok ısrarcı olan Çinli misafirlerimize de diyoruz ki başka bir mekana gidin. Ücretini biz ödeyelim ama bu mekana girmeyin. Çünkü bu mekan bizim soydaşlarımızın, kardeşlerimizin kanının nasıl aktığını, komünist Çin'in nasıl orada bir zulüm yaptığını anlatan bir mekandır. Gelen Avrupalı turistlere, Amerikalılara, Arap ülkelerden gelenlere bunları anlatıyoruz. Yani Çin'deki kamplarda yapılan zulümleri anlatıyoruz. İnsanların ibadet özgürlüklerinin nasıl ellerinden alındığını anlatıyoruz. Ve İnanın gerçekten birçok Avrupalı, birçok Amerikalı ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen birçok insanın bundan haberi yok. Bir mihvalde de o bayrağı burada ayakta tutmaya çalışıyoruz diyebilirim yani. Özellikle 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başlarında Türkiye'ye bir nota vermeye kalktılar burayla alakalı. Terör propagandası yaptığımızı iddia ettiler. Aslında terörist olan kendileri tabii. Biz de buna boyun eğmedik. Birkaç sefer bir bombalı araçla saldırmaya çalıştılar. Onu püskürttük. Sonrasında bir molotof kokteyli atma olayı oldu. Onu Allah'tan, yani Cenab-ı Allah'ın yardımıyla erken fark ettik. Ama Allah'a hamdolsun, yani 27 yıldır buradayız. İnşallah da kanımızın son damlasına kadar burada olmayı, burada Doğu Türkistan davasını, Türk davasını savunmayı hedefliyoruz inşallah. İsa Yusuf Alptekin Parkı. Doğu Türkistan, Komünist Çin tarafından işgal edildikten sonra Doğu Türkistan davasında Üç Efendiler olarak bilinen liderlerden Muhammed Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistanlı bir avuç muhacirlere önderlik ederek 1949'un sonlarında Keşmir'e geliyor. Milli siyasetleri olan Üç Efendilerden birisi Mesut Sabri Baykozi'dir. Diğeri merhum yine 1965'te vefat eden Mehmet Emin Buğra'dır ve diğeri de az önce ifade ettik İsa Yusuf Alptekin'dir. Bir süre Keşmir'de yaşadıktan sonra 1951-1952 yılları arasında muhacirlerle gelip Türkiye'ye yerleştiler. Vatan için vatandan ayrıldık diyen Muhammed Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin Doğu Türkistan bağımsızlık mücadelesini Türkiye'yi odak noktası yaparak sürdürmeye başlıyor. Merhum lider Muhammed Emin Buğra'nın 1965'te Ankara'da vefat etmesinin ardından İsa Yusuf Alptekin Bey Doğu Türkistan davasına liderlik eder ve Türkiye'de Doğu Türkistan davası siyasetçilerin de odağı haline gelen meseleler arasında yer alıyor. 1955 baharında İsa Yusuf Alptekin ünlü gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı'ya İstanbul'un uygun bir konumuna Doğu Türkistan'la Türkiye arasındaki dostluğu andıran sembolik bir İsa Yusuf Alptekin Parkı inşa etme planı olduğunu tanışıyor. Ahmet Kabaklı, ilk başlardan İsa Yusuf Alptekin'e saygı duyan ve hatta onu ruhani babası olarak gören bir adam olduğu için buna hemen katılıyor.
ve Sultanahmet Meydanı'ndaki mevcut İsa Yusuf Alptekin Parkı'nın yerini seçerek Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsay'a ve dönemin İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşür, onlar da hemen Ahmet Kabaklı'nın fikrine katılır. Böylece Ağustos 1995'te mevcut İsa Yusuf Alptekin Parkı inşa ediliyor. Parkın önüne küçük bir minare dikilerek kulenin tepesine iki ülke dostluğu simgeleyen Türkiye ile Doğu Türkistan'ın ay yıldızlı çift bayrağı asılıyor. Parkın açılış törenine dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Kabaklı, Hasan Celal Güzel, Nevzat Yalçıntaş ve İsa Yusuf Alptekin'in de bulunduğu bazı nüfuzlu siyasetçiler, yazarlar, tanınmış isimler ve çok sayıda halk katılım sağlamıştır. İsa Yusuf Alptekin Parkı çok güzel bir törenle açılışını gerçekleştirdi. Törende İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye çıkarak yanında getirdiği Doğu Türkistan'ın ay yıldızlı gök mavi bayrağını, yanında getirdiği Doğu Türkistan'ın ay yıldızlı gök bayrağını çıkarıp yukarı kaldırarak "Doğu Türkistan davası bizim de davamız. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun" demiştir. İsa Yusuf Alptekin, parkın kurulmasından 4 ay sonra 17 Aralık 1995'te 94 yaşında İstanbul'da Hakk'ın rahmetine kavuşur. 94 yıllık hayatında milletim, ülkem ve davam diyen bir şahsiyet. 1952 sonrasında Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de adı söylenince davası, davası söylenince adı akla gelen büyük bir şahsiyet. Bugün Topkapı Anıt Mezarlığı'nda kabri, aile kabristanlığında metfun. Dediğim gibi 94 yıllık hayatını Doğu Türkistan davasına adamış bir şahsiyet. Ve İsa Yusuf Alptekin Parkı'na bakma iş yerini onun ruhani oğlu Ahmet Kabaklı üstlenir. İsa Yusuf Alptekin Parkı'nın iki yanındaki yol boyuna Muhammed Emin Buğra, Mesut Sabri Baykuzi, İsa Yusuf Alptekin, Hoca Niyaz Hacım adına yapılmış anıt misafirhaneler ve aş evleri bulunuyor. Çin Meclisi'ne ultimatum veriyorlar. Anayasa değişecek, 19 madde. Üç efendiler hazırlıyor. Diyorlar ki buranın tarihi adı Şarki Türkistan'dır. Buraya Sincan demeyin. Bunun ismini değiştirin diyorlar. Bu talepleri adamlar Doğu Türkistan'da yapıyorlar. Ya onları anlamayan, onların hayatını bilmeyen hiç kimse bana Doğu Türkistan davasını biliyorum diyemez. O üç efendiyi anlamadan Doğu Türkistan davasını anlayamazsınız.